Biliyorum biraz komik duruyor. 2022 yılına giriyoruz. Piyasada PlayStation 5 gibi bir oyun konsolu var ve ben burada kalkmışım PlayStation 3 incelemesi çekiyorum. Ama gülmeyin arkadaşlar. Çünkü çok mantıklı sebeplerim var. Hatta bu videoyu izledikten sonra belki siz de bir PlayStation 3 alacaksınız veya almayacaksınız. Çünkü buna daha emin değilim. Beğeneceğim mi, beğenmeyeceğim mi? Hayatımda ilk defa bir PlayStation 3 sahibi oluyorum. Beni bunu almaya iten şey ise sizsiniz. Evet, yorumlar kısmında gerçekten o kadar fazla kişi gitti gidiyor gibi sitelerde PlayStation 3 satılıyor, 40-50 oyunlu diyorlar, iki kollu diyorlar. 1000-1500 lira civarında fiyat çekiyorlar. Ne düşünüyorsun? Alınır mı gibisinden yorumlar attı ki dayanamadım. Sizin bu sorularınızın cevabını vermek istedim. Ben bu cihazı 1200 liraya aldım arkadaşlar. Elime bu şekilde ulaştı. Açıklamalar kısmına bulduğum linkleri koyarım. Siz artık oradan bakarsınız. Elinizden geldiğince temizini ve en son çıkan modelleri seçmeye çalışın. Benim aldığım model en son çıkan Super Slim modelinin en yüksek hafızalı modeli. Yani 500 GB. Kutuda 12 GB yazıyor. Tahminimce kutu bulamadıkları için önlerine gelen ilk kutuya koymuşlar. Biliyorsunuz bu ürünler ikinci el çok da şey etmemek lazım hemen şuradan kutuyu kaldırıyorum zaten ezilmiş büzülmüş bir kutu İçerisinden iki tane kol çıkıyor arkadaşlar bunları bir kenara koyacağım Oyun konsolumuzun kendisi çıkıyor bunu da koyalım bakalım bir kenara Güç kablosu HDMI kablosu kontrolcülerin şarjları için micro USB kablosu ve okumayacağımız tonla gereksiz belge. Belki sizin alacağınız üründe kutu bile çıkmayabilir. Belki çok daha iyi bir kutu çıkabilir. Yani tamamen şansa kalmış bir durum arkadaşlar düşündüğünüz zaman. Çünkü ikinci el. Satıcının insafına kalıyorsunuz biraz. Eğer bu şekilde internette satılan modelleri almak istemiyorsanız gidip kendiniz de araştırıp sahibinden alabilirsiniz. Ben pek de uğraşmak istemediğim için hemen siparişi yapıştırdım geçtim. Kontrolcülerimiz bu şekilde. Dual Shock 3 daha önce hiç kullanmadım. Ergonomisi fena olmasa da tabii ki bir Dual Shock 4 değil, bir Dual Sense değil fiyatına göre arkadaşlar. Yani çıktığı yıla göre gayet iyi bir kontrolcü. İki tane joystick'imiz var. Ortada PlayStation tuşumuz falan var. Kablosuz bir kontrolcü. Bu PlayStation 3'lerde kablolu olanlar da var. Kablosuz olması tabii ki daha iyi. İkinci kontrolcümüze bakalım. Bu da aynı şekilde. Yalnız bunda şöyle ortadaki tuşumuz çalışmıyor. Yan dönmüş, içine girmiş. Ne olduğu belli değil. Mesela bu şekilde durumlarla karşılaşabilirsiniz. Satıcının bize bu bu şekilde göndermemesi gerekiyordu ama görüyorsunuz ortadaki tuş çalışmıyor. Ayrıca bu kontrolcüler orijinal midir, değil midir bunu da bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bunların Dış kasasında orijinal kasayı kullanıp içinde çakma kullananlar varmış. Acaba öyle midir, değil midir? Hiçbir şekilde bilmiyorum. PlayStation 3'ümüzün kendisi de burada. Super Slim modeli olduğu için tabii ki çok daha ince diğer PlayStation 3 modellerine göre. Şuradan bu şekilde CD takıyorsunuz. Tabii CD takar mısınız bilmiyorum. Çünkü bunu 40, 50 oyunlu, 60 oyunlu falan diye satıyorlar. Bu oyunlar orijinal mi? Büyük ihtimal değildir. Açınca göreceğiz birazdan. Kırdırıp korsan yapıp bu şekilde satıyorlardır diye tahmin ediyorum. Üzerinde ufak tefek çizikler, renk katmaları falan var. Yani o kadar da temiz bir cihaz olduğunu söyleyemeyeceğim. Dış kondisyon olarak ortalama. İkinci el olduğunu direkt bakar bakmaz anlıyorsunuz. Ben PS Vita aldığım zaman inanılmaz şanslı günümdeydim. Bildiğiniz sıfır ürün denk gelmişti. Yanlarına bakıyorum her taraf tozlanmış. Örneğin şu USB'leri takacağınız bölüm İnanılmaz derecede tozlu. Büyük ihtimal bunun fanı da bayağı kirlenmiş bir durumdadır. Bunu ne yapmak gerekiyor? Sökeceksin abi. İçerisini iyice temizleyeceksin. Tabi dikkatli yapmanız lazım. Kapatacaksın. Dışına da bir tane kaplama alacaksın 100 liraya falan. Kaplamayı da yapıştırdığın gibi 10 numara 5 yıldız bir görünüme kavuşur. Tabi biraz uğraşmak gerekiyor. En iyisi temiz bir şekilde almak. Eğer alacaksanız hangi modeli almalısınız? 3 farklı model var arkadaşlar. Fet Slim ve Super Slim. Tabii bunların kendi içlerinde farklı kodlarda olan modelleri de var. Dediğim gibi elinizden geldiğince en yeni olanları almaya çalışın. Bu Super Slim mesela en son çıkan model. Neden? Çünkü bunun soğutması daha iyi olur. Daha stabil bir şekilde çalışır çünkü en son çıkmış bir ürün. Yoksa bana kalsa tasarımsal olarak Slim çok daha güzel görünüyor bundan. Açıkçası şu PlayStation 3'ün dış kasasının tasarımını ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şurayı tırtıklı bir şekilde yapmışlar. Mesela CD yerine elimizle açmamız. Gerçi şurada tuş da var ama pek kullanışlı değil. Pek kaliteli bir hissiyat uyandırmıyor. Artık bunlar işin biraz keyif kısmı, çok da önemli değil. Dediğim gibi önemli olan iç güzellik. Şimdi konsolu burada inceleyemeyeceğime göre isterseniz eve televizyonun yanına ışınlanalım ve videoya oradan devam edelim. Ve evdeyiz. Görüyorsunuz televizyonda PlayStation 3'ün arayüzü var. Kendisinin kurulumunu yaptım. 5 HDMI kablosuyla bağladım, güç kablosunu taktım. Başka hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar. Karşıma direkt böyle bir ekran geldi. Burada bir sürü seçenek var. İşte video olsun, internet, müzik, fotoğraf galerisi. isterseniz Netflix falan da yükleyebiliyormuşsunuz bu arada. Yani bunu bir TV box olarak kullanabiliyorsunuz. Filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. internette gezinebiliyorsunuz. Tabii ki bizi asıl ilgilendiren mevzu oyun mevzusu. Oyun bölümüne geliyorum. Şöyle aşağılara doğru indiğim zaman bir de ne göreyim arkadaşlar? Konsol kırılmış bir konsol ve oyunların tamamı Korsan. Şimdi ben korsanı hiçbir zaman biliyorsunuz tasvip etmiyorum. Ama kendileri bu şekilde yapmış. Oyunları bu şekilde yükleyip bize göndermiş. Sanki orijinal oyunmuş gibi satıyorlar. Siz de bakıyorsunuz oraya ooo lan atmış oyun falan iyi fiyat deyip alıyorsunuz. Bir geliyor ki oyunlar korsan. Korsan oyunların hiçbir değeri yoktur arkadaşlar. İsterse 100 oyunlu olsun. Bir şey değişmiyor. İnternetten indirip indirip basmışlar oyunlara. Haberiniz olsun. Yani eğer böyle bir cihaz alacaksanız yok 40 oyunlu, 50 oyunlu, 100 oyunlu bunlara bakmayın. İsterse hiç oyun olmasın. Önemli olan cihazın temizliği. Bu oyun mevzusu biraz kandırmaca gibi bir şey. Oyunları göstermek için tek tek aşağılara inmeyeceğim. Çünkü oyunların çoğunda reklam var. Mesela adam şuradaki FIFA 19 yazısını atıyorum kaldırmış kendi firmasının numarasını yazmış adını yazmış. Ola ki birisi videoya alırsa herhalde reklamı olsun diye. Ben de reklam olmasın diye çok aşağılara inmeyeceğim. Baya bir reklam var çünkü oralarda. Size o oyunları tek tek açıp göstereceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. Neredeyse bütün popüler oyunları yüklemişler. İsterseniz ilk olarak GTA 5 ile başlayalım. Videonun aralarını büyük ihtimal keseceğim. Oyunların yüklenme süreleri sizi canınızı sıkmasın diye. Ama şunu belirteyim. Oyunların yüklemesi gerçekten biraz uzun sürüyor. Özellikle PlayStation 5'e alıştıktan sonra bunda hiç yükleme süresi falan yok yok. Bir anda buna geçince yükleme süreleri işkence gibi geliyor. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum hala açılmıyor. Tabii bir problem değil bizim için. Cihazın çıktığı yıl belli, ödediğimiz fiyat belli. Biraz bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Evet, oyuna şu anda giriş yaptım. Biraz şu karşı kameradan göreceksiniz. Çünkü televizyona yatay bakınca oynayamıyorum. Şu an ben de televizyonun karşısına geçtim. Oyunun grafik kalitesi şu an nasıl yansıyor tam olarak bilmiyorum ama açıkçası benim beklentimin üzerinde çıktı. Çünkü arkadaşlar PlayStation 3 düşündüğünüz zaman kaç yıllık cihaz, ödediğimiz fiyatla 1200 lira. Şu anda 1200 liralık fiyatla GTA 5'i böyle bir görüntüde oynatacak cihaz var mı? Bence yok. Yani bildiğiniz bir cihaz varsa 1200 lira bütçeyle GTA 5 oynayabileceğiniz. Lütfen yorumlar kısmına yazın biz de bilelim. Tabii ki görüntü kalitesi PlayStation 4'e göre veya PlayStation 5'e göre fark ettiriyor. Şöyle baktığınız zaman daha piksel piksel görünüyor. Bir de oyun 30 FPS arkadaşlar. 60 FPS'te de değil. Evet ilerliyoruz. Şuradan hemen siperimizi alıyorum. Yani bence grafikler fena değil arkadaşlar. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Sizin beklentiniz nasıldı ve beklentinizin üzerinde çıktı mı lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu arada oyun 30 FPS ama o kadar da kötü hissettirmiyor. Biliyorsunuz konsollardaki 30 FPS ile bilgisayardaki 30 FPS bir tık farklı hissettiriyor. Konsolda Gamepad ile oynadığınız için midir bilmem. Bilgisayardaki 30 FPS'e göre daha akıcı görünüyor. Hemen ilerleyelim bakalım. Sanırım burada bir yerlerde bir arabaya binmemiz gerekiyordu. GTA 5'in bu ilk görevini unutmuşum. Uzun zamandır da oynamıyorum. Şöyle bir geri mi çekilsek sanki? Sanki bir geri çekilmezsek öleceğiz gibi hissediyorum bizimkiler önden gitsin bakalım. Bu arada bakıyorum şöyle FPS drop olacak mı diye. Olmuyor arkadaşlar. Şu anda 30 FPS'te sabit bir şekilde oynatıyor gibi hissediyorum. FPS sayacımız yok artık. Ne hissediyorsam ona göre anlatacağım. Evet, araba ilerideymiş. Şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. Bakın ortam, grafikler, atmosfer bu şekilde. Yine bir ekip geldi. Şunları da indirelim. Hadi artık. Hadi artık arabaya binip yardıralım buradan arabaya binme yardır. Evet bakın sinematiklerde de grafikleri daha detaylı olarak görebilirsiniz. Çok hafif piksellenmeler dediğim gibi var. Bir de benim gözüm 4K'ya alışmış. Gerçekten 4K'nın altında olduğu zaman hemen hissediyorum. Tabii ki pikselleri biraz daha görmemiz devasa ekrandan dolayı. Çünkü televizyonum gerçekten bayağı bir büyük ve görüntü iyice çekişleri büyüttüğü için tabii ki küçük bir ekrana göre bir tık daha kalitesiz görünecektir burada. Eğer bunu bir oyuncu monitöründe biraz daha küçük bir ekranda oynarsanız 24 inç gibi çok ama çok daha net kaliteli görüntü görürsünüz. Karşı kameraya geçiş yapayım artık isterseniz. GTA 5 performansımız bu şekilde gayet kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası ben şurada biraz daha küçük bir monitörde GTA 5'i pek de yadırgamadan oynarım. Oynanır yani. Oynanılacak seviyede. Şimdi GTA 5'ten çıkış yapalım. Birçok kişinin merak ettiği türde bir oyuna gireceğim. FIFA 19. Çünkü genellikle konsollar biliyorsunuz FIFA, PES gibi oyunlar için sıklıkla tercih ediliyor. Bağlıyorsunuz televizyonu, arkadaşlarınızla, ailenizle maç atıyorsunuz. Bakalım FIFA 19 gibi bir futbol oyununun performansı nasıl olacak? Sistemi sonuçta GTA 5 gibi zorlamayacak bir oyun. Çok daha rahat çalışacak bir oyun. Zaten bakın yüklenme süresi GTA 5'ten baya baya daha hızlı oyun açıldı. Buradan istediğimiz türde mesela kickoff diyelim hemen bir maç seçimi yapalım. Klasik diyorum önüme çıkan ilk takımları seçeceğim. Hiç uğraşmayacağım direkt maçı oyna diyeceğim. Evet şimdi bak gözüme direkt çarptı. Grafikler daha doğrusu çözünürlük GTA 5'e göre daha yüksek olduğunu hissettiriyor. Yani 75 inçlik bir ekranda bile gözüme batmıyor şu an çözünürlüğü. Şuradan hemen bir pas atalım. Ben de hayatımda hiç FIFA, FIFA PES hiçbir şey oynamam bu arada. Futbol oyunlarına ve futbolun direkt olarak kendisine karşı oldukça yabancıyım. Evet topu aldık. Şuradan bir pası verelim. Bir şut çekelim. Ah be! Videoda gol atsam çok iyi olmaz mıydı? Evet gol atamadık. Boşuna Tekrarı açma. Geç bakalım. İkinci kolumuz da var. Böylelikle bir arkadaşınız falan geldiği zaman ikinci kolu verip direkt olarak akabilirsiniz. Oyun konsollarına çok fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız ve bu tür futbol oyunları oynayacaksanız bence PlayStation 3 şu an gayet iyi bir tercih olabilir. Görüyorsunuz FIFA 19'u akıcı bir şekilde oynatıyor. FPS de 30'un çok daha üstünde hissettiriyor bu arada. 60 hissettiriyor. Gayet hızlı. Şimdi oyunu kapatmadan önce bir gol atabilsek gerçekten iyi olacaktı. Ver şu topu bana. Ver şu topu. Bu arada videonun girişinde şey diyordum. Bakalım oyunlar iyi çalışacak mı? Cihaz arızalı çıkacak mı falan? Öyle bir durum olmadı. Oyunlar gayet iyi çalışıyor. Evet, cihazın dış görüntüsünü pek beğenmesem de Yes be! Yes be! Videoda gol attım. Tamam ben zirvede bırakıyorum abi. Ben golümü attım. Deneyeceğim bir diğer oyun belki biraz saçma gelecek ama Minecraft. Oldukça popüler bir oyun. Grafiksel anlamda da konsolu hiç yoracak bir oyun değil. Bunda nasıl bir performans verecek? Onu da görmemiz iyi olur. Bakın PlayStation 3 özel sürümüymüş bu Minecraft'ın. Bu arada müziğin sesini kıstım. Gerçekten çok yüksekti. Minecraft tıpkı beklediğimiz gibi FPS oldukça yüksek. Grafikleri de tıpkı tıpkı PC'deki grafikler gibi hissettiriyor. Yani zaten dediğim gibi Minecraft öyle <laughs> çok yoracak bir oyun olmadığı için bu şekilde güzel performans alabiliyoruz. Tabi gidip de ben konsoldan Minecraft oynamayı pek sevmiyorum. Bilgisayardan oynamak bence klavye mouse ile çok daha iyi oluyor. Yine de konsoldan oynayan birçok kişi var. Eğer seviyorsanız arkadaşlar PlayStation 3 ile 2021 yılında Minecraft'ta gayet iyi performans alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu arada videonun girişinde kafamızda soru işareti bırakan sorunun da cevabını vermiş olayım. Kontrolcüler çakma mı, orijinal mi bilmiyorum dedim ya. Şu an biliyorum arkadaşlar kesinlikle bu kontrolcüler çakma. Bunu nereden anladım? Minecraft'a girince anladım. Joystick'i çapraz olarak çevirdiğim zaman Hiçbir şekilde çapraz gitmiyor. Ya direkt olarak yukarıya, aşağıya ya da direkt olarak sağa, sola doğru ilerliyor. Şöyle çapraz yaptığım zaman bazen tam yerini tutturursanız tam çapraz yaptığı oluyor. Ayrıca hassasiyeti de çok kötü. Hafif çevirdiğimde Gitmiyor çünkü ölü bölgesi var. Bunu tam olarak çevirmeniz gerekiyor. Buradan da neyi anlıyoruz? Çakma kontrolcü göndermişler. Benim şimdi buna gidip bir de orijinal kontrolcü almam lazım. Gerçekten dikkatli olun arkadaşlar ikinci el alırken. Özellikle sorgulayın bu kontrolcüsü çakma mı değil mi? Gerekirse tek kontrolcülü olanını alın ama çakma olmasın. Çakmalar gerçekten kötü ve büyük ihtimalle buna kalitesiz bir çakma koymuşlar. Hani çakma koyuyorsunuz madem bari kaliteli bir çakma koysaydınız. Bu nedir ya? Çapraz gitmiyor abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Gerçekten şu an gidip iade etsem yeridir yani. Bu kontrolcü mevzusundan canımı sıktı biraz. Son olarak bir de PlayStation 3'ün bir özel oyununu denemek istiyorum. Uncharted 2. Bu özel oyun mevzusu gerçekten önemli bir mevzu. Hatta konsol aldıracak kadar önemli bir mevzu olabilir. Neden? Çünkü PlayStation'ın birbirinden güzel özel oyunları var. Örneğin God of War serisi, Uncharted serisi, aklıma gelmeyen birçok seri. PlayStation 3 sayesinde bunları oynayabiliyorsunuz. Tabii ki son çıkanları oynayamazsınız. Örneğin God of War 4 oynayamazsınız ama God of War 3 oynarsınız, 2 oynarsınız, 1 oynarsınız. Uncharted 4 oynayamazsınız ama mesela 2 oynayabilirsiniz, 3 oynayabilirsiniz. Bu da diğer konsollara göre, bilgisayarlara göre avantaj sağlayan bir durum. Yani bu cihazla kendi alanında en kaliteli şekilde üretilmiş özel oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Hatta sırf bu oyunları oynayabiliyorsunuz için çok iyi bir bilgisayarı olmasına rağmen bu tür PlayStation 3 gibi cihazları alan çok fazla kişi var. Bu arada bakın konuşuyorum konuşuyorum oyun hala yükleniyor. Dediğim gibi yüklenme süreleri biraz uzun. Oyunumuz açıldı. Muhteşem adrenalin dolu bir girişle başlıyor arkadaşlar Uncharted 2. Çok kaliteli ve adrenalini doruklarda yaşatacak bir oyundur Uncharted serisi. Şuradan hemen ilerleyelim. Bakın tren düşmek üzere dağın üzerinden. Ve biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Hadi ben söylemeden önce size soruyorum. Bakalım bilebilecek misiniz? Eğer düşündüyseniz söylüyorum. Grafikler dikkat ettiyseniz diğer oyunlara göre çok daha iyi. Aynı zamanda performans da çok daha iyi. Bunun sebebi bu PlayStation'ın özel oyunu. Yani özel olarak bu cihaza optimize edilmiş oyunlar olduğu için çok daha akıcı, çok daha iyi grafiklerde oynuyorsunuz. Bu PlayStation 3'e çıkmış bütün özel oyunlar için geçerli. Ayrıca değinmeden geçemeyeceğim. Azımsanmayacak kadar çok PlayStation oyunu da Türkçe dublaj seçeneği var. Bunlar da bence önemli detaylar. Oyun zevkini arttıran detaylar. Oyun testimizde bu kadar arkadaşlar. Şöyle kameraya doğru yaklaşayım. Kapanışı burada yapalım. En önemli sorunun cevabını vermeye bence artık hazırız. PlayStation 3 alınır mı? Şimdi arkadaşlar 1200 lira bütçeyle şu an piyasada bize bu tür oyunları açacak başka bir cihaz var mı? Önce bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Ben bilmiyorum. Bence yok. Ama ortada şöyle bir gerçek daha var. 1200 liranın üzerine 1000 liraya yakın veya işte 800-900 lira artık ne kadar olursa piyasa biliyorsunuz sürekli değişiyor. Biraz daha fazla para ekleyebilme imkanınız varsa ikinci el PlayStation 4'ler bulabiliyorsunuz ve PlayStation 4 ile PlayStation 3 arasında e arasında gerçekten ciddi farklar var. Neredeyse şu an piyasadaki bütün oyunları açacak bir oyun konsolu PlayStation 4. O yüzden kafam biraz ona da gidiyor. Yani acaba daha fazla para koyup PlayStation 4 almak bu yılda daha mantıklı olmaz mı? Tabii ki daha mantıklı olur. Yine de bu konsolun da ona göre avantajları var. Birincisi eğer bütçenizi çok zorlamak istemiyorsanız. Yani kardeşim ben 1000 lira civarının üzerine çıkmak istemiyorum diyorsanız ve bu tür oyunlar oynayacaksınız atıyorum arkadaşlarınızla futbol oynayacaksınız mesela işte Uncharted gibi özel oyunların oynayacaksınız ara sıra GTA 5'e gireceksiniz en son çıkan oyunlara gerek yok grafiklerinin aşırı iyi olmasına da gerek yok çok para harcamak da istemiyorum falan diyorsanız gayet alınabilir bir konsol evet 2021 yılında da olsa alınabilir ben niye aldım dediğim gibi siz inceleyin dediniz diye aldım bir yandan da ben biliyorsunuz oyun konsollarının koleksiyonlarını yapıyorum. Hatta bir ara bir şey demiştim bir videomda bütün oyun konsollarını alırız falan diye. Mesela PlayStation 2 ve PlayStation 1 de almayı düşünüyorum. Aranızda da elbet vardır böyle işte eski konsolları alıp koleksiyon gibi yapanlar. Eğer bir koleksiyoncuysanız onun için de alınabilir. Eski oyunları oynamak için de alınabilir. Birçok senaryoda alınabilir. Artık karar sizin benim düşüncelerim bu şekilde. Evet böylelikle istediğiniz videolardan birini de çekmiş bulunuyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.